Evet, 25 Kasım 2022. Gerçekten kulaklarınızı açarak dinleyin çünkü bu ülkede bir milattır bu tarih. Biz çok fazla polis şiddetine maruz kaldık. Ama bu 25 Kasım'da yaşanan polis şiddeti bu ülkede herhangi bir polis şiddeti değildir. Evet, polis önce valilik kararlarıyla, kaymakamlık kararlarıyla kadınların eylem yapması yasaklanmaya çalışıldı. Ve Türkiye çapında yaklaşık olarak 300'den fazla kadın gözaltına alındı. Taksim'de, İstanbul'da, Taksim Meydanı dahil olmak üzere bütün İstiklal Caddesi'ne giren çıkan bütün sokaklar, artı tünel, artı Karaköy, her taraf öyle böyle değil, tamamen bir polis ablukasındaydı. Turistlerin bile İstiklal Caddesi'ne giremediği bir gün olarak yaşandı 25 Kasım. Ve polis nerede kadın görse, iki kişi, üç kişi, etraflarını tamamen çevirip, barikatlarla ve o kalkanlarla çevirip, etraflarından basını uzaklaştırıp, itekleyerek ve küfrederek, ardından çember içindeki kadınları darp ederek gözaltına aldı. Darp etti, saçlarını çekti, yüzlerine gözlerine yumruk attı ve cinsiyetçi küfürler ve tehditlerle o abluka içinde ters kelepçe takarak ve bunu da işkence olmadığını, normal uygulama olduğunu iddia ederek gözaltına aldı. Basın çalışanları evet polis şiddetine maruz kaldı. Bir gün gazetesi muhabiri Yaren Çolak kimliğini bile göstermesine fırsat verilmeden ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Hukuk adına ne varsa o gün askıya alındı. O bir dönem övündüğünüz gözaltı yönetmeliği var ya, o gözaltı yönetmeliği çöpe atıldı. Uzun süre avukatların karakollara girişi engellendi ve ifadelere katılımları zorlaştırıldı. Gözaltına alınmakla tehdit edildi avukatlar ve polisin fiziki şiddetine maruz kaldılar. Bunu da tutanaklarla belgelediler. Hastanelerde polis eşliğinde doktor muayeneleri yapılmaya çalışıldı. Hatta gözaltı aracına girip o adli tıp muayenesini geçiştirmek, savuşturmak isteyen doktorlara tanık olduk biz. Evet, 25 Kasım'da kadına yönelik şiddete karşı mücadele gününde kadınlara yaşatılanlar herhangi bir polis şiddeti değildir. Altını çizerek söylüyorum. O gün orada bulunan bütün kadınlar şiddete maruz kalmıştır. Ve bu sadece iki tane örnek vereceğim. Bir tanesi Simbo direnişçisi Dilben Türker eyleme gelmek üzereyken iki tane arkadaşıyla beraber polis kalkanlarıyla etrafı çevrildi ve polis tarafından bizzat kasten bacakları kırıldı. Ve yine bir grup içinde avukat arkadaşlarımızın da olduğu bir grup kadın Haliç metro istasyonuna inerken etrafları çevrildi yine polis kalkanlarıyla. Ve basın uzaklaştırıldı iteklenerek ve hiçbir kameranın olmadığı yerde, sadece polis kamerasının olduğu yerde kadınlar darp edilerek gözaltı aracına götürülmeye çalışıldı. Ve oradaki avukat arkadaşlarımız duruma müdahale ettiği için işkence yapmadan gözaltına alınmaları gerektiğini söylediği için, yani polise görevini söylediği için orada darp edildi. Özellikle Fulya Dağlı arkadaşımız, avukat arkadaşımız. Bu fotoğrafa iyi bakın. Bu fotoğraf Fulya Dağlı'yı kadınların arasından ayırtıp 4-5 tane kendine bağlı 4-5 tane polisin arasına koyup bizzat Fulya'nın linç edilmesini, emrini veren, talimatı veren polis memurudur. Evet, bu adam. Bu adam tarafından Fulya linç edilmek, herhangi bir şiddet değil, linç edilmeye kalkıldı. Onun ifadesiyle yüzüme ve kafama çok fazla yumruk, tekme, diz darbesi aldım. Burnum bu darbelerden birinin ardından yoğun şekilde kanamaya başladı. Yerde darp edilirken bir polis ayağı ya da diziyle kafama ve boynuma bastı, ezmeye çalıştı. Ve bu şekilde nefes alamayacak şekilde de saatlerce işkence görüyor, dakikalarca işkence görüyor ve diğer kadınlar buna tanık. Evet, bugün kadınlar bu konuda suç duyurusunda bulundular ve biz şunu hatırlatmak istiyorum. 25 Kasım'daki bu polis şiddetini biz 2 sene önce ABD'de ırkçı, beyaz üstünlükçü, Trump yanlısı polislerin kafasına basarak öldürdükleri George Floyd vakasından biliyoruz. Evet, o gün yaşatılan aynen George Floyd vakasıdır. Açık cana kastır.